Geçen bölümde genel olarak değerlendirdiğimiz üreme konusunu bu bölümde alt başlıklarıyla ele alıyoruz. Moleküler replikasyon. Bir organizmanın miras aldığı özellikler büyük ölçüde hücrelerde çok uzun DNA moleküllerinde genetik bilgi olarak depolanır. DNA moleküllerinin birbirinin kopyalarını yapabilen iki tamamlayıcı zincirden oluştuğu 1953'te tespit edildi. Bu zincirler uzunluğu boyunca çift sarmal yay şeklinde bükülmüş bir merdivenin iki kenarı gibidir. Merdivenin iki yanını birleştiren basamaklar İki terminal bazdan oluşur. DNA'da 4 baz vardır. Timin, adenin, sitozin, guanin. Her basamağın ortasında bir DNA zincirinden bir baz, diğer zincirin bir bazına bir hidrojen bağıyla bağlanır. Ancak sadece belirli şekillerde eşleşebilirler. Adenin her zaman timin ile ve guanin sitozin ile eşleşir. Bu nedenle bir DNA dizisi diğerinin tamamlayıcısı olarak kabul edilir. Çift sarmallar iki iplik arasında bir yerde ayrılıp giderek birbirinden bağımsızlaşıp kendilerini kopyalarlar. Bir iplik diğerinden ayrıldığında her biri sonunda her bir iplik orijinalinin yerini alacak yeni bir tamamlayıcı iplik ile yeni bir çift sarmal haline gelene kadar yeni tamamlayıcı bazlar edinir. Sürece şablon replikasyonu denir. DNA duplikasyonu ile ilgili aşamalar kendiliğinden oluşmaz. Replikasyon sürecini destekleyen enzimler şeklinde katalizörlere ihtiyaç duyarlar. Moleküler üreme. Bir DNA molekülündeki baz dizisi genetik bilginin depolandığı bir kod görevi görür. Bu kodu kullanarak DNA, yapısal olarak DNA'ya çok benzeyen bir madde olan ribonükleik asidin yani RNA'nın bir zincirini sentezler. Aynı zamanda DNA'nın şablon replikasyonuyla oluşur. RNA, genetik kodu hücrede proteinlerin üretildiği yerlere taşımak için bir haberci görevi görür. Haberci RNA'nın spesifik proteinlere çevrilme şekli dikkate değer ve karmaşık bir süreçtir. Enzimleri ve diğer proteinleri sentezleme yeteneği, organizmanın önceki nesilde var olan herhangi bir maddeyi üretmesini sağlar. Proteinler doğrudan çoğaltılır. Bununla birlikte hücrelerde bulunan karbonhidratlar, yağlar ve diğer organik moleküller gibi diğer maddeler bir dizi enzim kontrollü kimyasal reaksiyonla üretilir. Her enzim orijinal olarak haberci RNA yoluyla DNA'dan türetilir. Organizmalar tarafından yapılan tüm organik bileşenlerin nihai olarak DNA'dan türetilmesinin nedeni, organizmalardaki moleküllerin birbirini izleyen her nesil tarafından tam olarak yeniden üretilmesidir. Hücre üremesi. Sitoplazmanın kimyasal bileşenleri yani hücre çekirdeğinin dışındaki kısmı bir hücre her bölündüğünde DNA'dan yeniden sentezlenmez. Bunun nedeni hücre bölünmesi sırasında oluşan iki yavru hücrenin her birinin genellikle hücresel materyalin yaklaşık yarısını ana hücreden miras almasıdır. Daha yüksek organizmaların hücreleri karmaşık yapılar içerir ve bir hücre her bölündüğünde yapıların kopyalanması gerekir. Çoğaltma yöntemi her yapı için değişir ve bazı durumlarda mekanizma hala belirsizdir. Çarpıcı ve önemli bir olgu yeni bir zarın oluşumudur. Hücre zarları çok ince olmalarına, basit bir biçim ve yapıya sahip gibi görünmelerine rağmen birçok enzim içerir ve büyük metabolik aktivite bölgeleridir. Bu sadece hücreyi çevreleyen zar için değil, hücre içindeki tüm zarlar için geçerlidir. Hızla oluşuyormuş gibi görünen yeni zarlar eskilerinden ayırt edilemez. Bu nedenle yeni bir hücrenin oluşumu ana hücrede bulunan birçok bileşenin daha fazla sentezini içerir. Bu, bir hücrenin kendini yeniden üretmesi için gerekli tüm bilgi ve materyallerin hücre bileşenleri ve ana hücreden miras alınan DNA tarafından sağlanması gerektiği anlamına gelir. İkiye bölünerek çoğalma. Çeşitli hücre bölünmesi türlerinden en yaygın olanı bir hücrenin iki ayrı ve benzer parçaya bölünmesi olan ikili fisyondur. Bakterilerde, prokaryotlarda kromozom yani DNA ve ilişkili proteinleri içeren vücut çoğalır ve daha sonra ikiye bölünür, ardından uzatılmış ana hücre boyunca bir hücre duvarı oluşur. Daha yüksek organizmalar olan ökaryotlarda önce ayrıntılı bir çoğaltma ve ardından kromozomların ayrılması olan mitoz olur. Ardından sitoplazma ikiye bölünür. Daha yüksek bitkilerin sert duvarlı hücrelerinde ortanca bir plaka oluşur, ana hücreyi iki bölmeye ayırır. Sert bir duvarı olmayan hayvan hücrelerinde iki sıvı damlanın ayrılması gibi hassas bir zar hücreyi ikiye kıstırır. Tomurcuklanan maya hücreleri ilginç bir istisna sağlar. Bu mantarlarda hücre duvarı sonuçta orijinal hücrenin boyutuna gelene kadar sitoplazma ile dolan bir kabarcık oluşturur. Çekirdek daha sonra bölünür. Yavru çekirdeklerden biri tomurcuğa geçer ve sonunda iki hücre ayrılır. Bazı ikili fisyon durumlarında kromozomların eşit bölünmesiyle eşit olmayan bir sitoplazmik bölünme olabilir. Bu aslında mayoz bölünme sırasında çok sayıda yüksek organizmada meydana gelir. Cinsiyet hücrelerinin yani gametlerin oluştuğu süreç başlangıcında hücrenin her kromozomu bir çift yani diploid haldedir. Mayoz bölünme sırasında bu diploid kromozom çiftleri ayrılır. Böylece her cinsiyet hücresi her bir kromozom çiftinden yani haploidden yalnızca birine sahip olur. Yumurta üretiminde yer alan iki ardışık mayotik bölünme sırasında ilkel bir diploid yumurta hücresi bir haploid yumurtaya ve üç küçük haploid polar gövdeye dönüştürülür. Bu durumda yumurta polar cisimlerden çok daha fazla sitoplazma alır. Çoklu fisyon. Bazı algler, bazı protozoanlar ve gerçek balçık kalıpları yani miksomisetler düzenli olarak çoklu fisyonla bölünür. Bu gibi durumlarda çekirdek birkaç mitotik bölünmeye uğrar ve bir dizi çekirdek üretir. Nükleer bölünmeler tamamlandıktan sonra sitoplazma ayrılır ve her bir çekirdek tek bir hücre oluşturmak için kendi zarına sarılır. Miksomisetlerde iki haploid gametin füzyonu veya iki ya da daha fazla diploid zigotun füzyonu bir plazmodiumun yani hareketli, çok çekirdekli bir sitoplazma kütlesinin oluşumuyla sonuçlanır. Çekirdekler sinsityumdadır yani hücre sınırları yoktur ve çekirdekler hareketli plazmodiumda serbestçe akar. Beslenirken plazmodium genişler ve çekirdekler yaklaşık her 24 saatte bir eş zamanlı olarak bölünür. Plazmodium milyonlarca çekirdekle çok büyük hale gelebilir. Ancak nihayetinde koşullar uygun olduğunda her biri meyve veren bir gövdeye dönüşen bir dizi küçük yumru oluşturur. Bu işlem sırasında çekirdekler mayoz bölünme geçirir ve nihai haploid çekirdekler daha sonra tek çekirdekli sporlar halinde izole edilir. Organizmaların çoğalması. Tek hücreli organizmalarda organizma ve hücre üremesi eş anlamlıdır. Çünkü hücre tüm organizmadır. Sürecin ayrıntıları bir biçimden diğerine büyük ölçüde farklılık gösterir ve eğer daha yüksek silahatlı protozoanlar dahil edilirse olağanüstü karmaşık olabilir. Basit bölünme ile eşeysiz üreme veya eşeyli üreme mümkündür. Çok hücreli organizmalar da eşeysiz ve eşeyli olarak çoğalırlar. Eşeysiz veya bitkisel üreme çok çeşitli biçimler alabilir. Birçok çok hücreli alt bitki tek çekirdekli veya çok çekirdekli olabilen hava veya hareketli ve sucul aseksüel sporlar yayar. Hayvanlar arasında birçok omurgasız, eşeysiz üreme araçlarına eşit derecede sahiptir. Çok sayıda sünger türü yeni süngerler haline gelebilen, dirençli kılıflar içine alınmış hücre yığınları olan gemüller üretir. Omurgalılar vejetatif olarak üreme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Canlı üremelerinin tek biçimi cinseldir. Bakteriler dışındaki tüm organizmaların cinsel üremesinde ortak bir özellik vardır. Haploid tek çekirdekli gametler üretilir ve bu diploid tek çekirdekli bir zigot oluşturmak üzere döllenme ile birleşir. Bazı cinsel organizmalar cinsel sürecin periyodik dejenerasyonuyla kısmen aseksüel moda geri döner. Örneğin yaprak bitlerinde ve birçok yüksek bitkide yumurta çekirdeği döllenme olmaksızın yeni bir bireye dönüşebilir. Bu partenogenez adı verilen bir tür eşeysiz üremedir. Yaşam döngüsü reprodüksiyonu. Üreme yalnızca bir organizmanın yaşam tarihindeki bir aşama değil, organizmanın tüm tarihidir. Üretilen şey bir sinema filminin tek tek karelerinin sırası gibi zaman içinde kesin ve düzenli bir şekilde değişen bir dizi kopyadır. Yaşam öykülerinin çoğu belki de en basit ve en küçük organizmalar dışında farklı dönemlerden oluşur. Büyük bir ağacın döllenmeden sonra birçok hücre bölünmesini ve küçük bir embriyonun sert, dirençli bir kabuk veya tohum kabuğuna yerleştirilmesini içeren bir tohum oluşumu dönemi vardır. Ardından bazen uzayan bir uyku dönemi gelir. Sonra tohum filizlenir. Sürgünler ile kökler büyüdükçe ve gövde kalınlaştıkça yetişkin formu yavaşça ortaya çıkar. Bazı ağaçlarda genç bitkinin yaprakları daha uzun, daha olgun bireylerinkinden oldukça farklı bir şekle sahiptir. Böylece büyüme evresi bile alt evrelere bölünebilir. Sonuncusu çiçeklenme veya üreme dönemidir. Parazitik mantarların bazılarının çok daha karmaşık yaşam öyküleri vardır. Örneğin buğday pası parazitinin alternatif konukçuları olur. Buğday üzerinde yaşarken iki çeşit spor üretir. Kışı geçirdiği ve yaşam döngüsünün cinsel kısmını geçirdiği diğer konakçısı olan kızamıkçığı istila ettiğinde üçüncü tür bir spor üretir. Doğal seçilim ve üreme. Biyolojik üremenin önemi tamamen doğal seçilimle açıklanabilir. Canlı organizmaların kendilerini yeniden üretebilmeleri yanında kopyaların hepsinin aynı olmaması gerekir. Yani bazı varyasyonlar göstermelidirler. Bu şekilde daha başarılı varyantlar sonraki nesillere yavru sayısında daha büyük bir katkı sağlayacaktır. Çok az veya çok fazla çeşitlilik olmamalıdır. Çok az çeşitlilik değişiklik yaratmaz. Çok fazla olursa da kalıtsal özelliklerin herhangi bir belirli kombinasyonunun yararı karışır. Varyasyonu kontrol etmek için tümü birlikte çalışan bir kontrol ve denge kombinasyonunu içeren sayısız mekanizmadan en başarılısı tüm bitki ve hayvanların büyük çoğunluğunda bulunan eşeyli üremedir. Üreme evrimi, organizmaların ilkel zamanlardaki ilk tek hücreli durumlarından bu yana nasıl değiştiklerinin incelenmesi, çok hücrelilikte bir artış ve dolayısıyla hem bitkilerin hem de hayvanların boyutunda bir artış olduğunu gösterir. Hücre üremesi çok hücreli büyümeye evrildikten sonra çok hücreli organizma en iyi yaşam döngüsü üremesi olarak tanımlanan kendine yeniden üretme aracı geliştirdi. Boyut artışına artan verimlilik için bir seçilim yapılmasını gerektiren birçok mekanik gereksinim eşlik etti. Sonuçta organizmaların karmaşıklığında büyük bir artış olmuştur. Üreme açısından bu, evrimsel gelişim sürecinde hücre üreme permütasyonlarında büyük artış demektir. Sonraki nesillere etkili biçimde katkıda bulunmak için verimli bir şekilde üremek, doğal seleksiyon yoluyla gelişen bir başka faktördür. Örneğin bir organizma büyük miktarda yumurta üretebilir ve muhtemelen bunların ihmal edilmesiyle yalnızca küçük bir yüzdesi hayatta kalır. Öte yandan bir organizma üretebildiği çok az veya belki de bir olan yumurta geliştikçe bakılacak ve hayatta kalma şansını büyük ölçüde böyle artıracaktır. Organizmanın doğal tarihine ve yapısına ilişkin diğer birçok değerlendirme, doğal seçilim yoluyla belirli bir tür için en iyi stratejiyi belirler. Bunlardan biri, herhangi bir türün soyu tükeneceği için çok az veya aşırı nüfus ve hastalık nedeniyle soyu tükenebileceği için çok fazla yavru üretmemesi gerektiğidir. Bazı organizmaların sayıları döngüsel olarak dalgalanır, ancak her zaman üst ve alt sınırlar arasında kalır. Varyasyon kontrolünün evrimi. Kalıtsal varyasyon büyük ölçüde kromozomlardaki genler tarafından ele alındığından cinsel olarak üreyen organizmalar yaşam döngülerinde her bir ebeveynin haploid gametinin diploid zigotu oluşturmak üzere birleşebildiği tek hücreli bir aşamaya ihtiyaç duyar. Varyasyon miktarı tümü dikkatle dengelenmiş bir dizi faktör içeren çok sayıda yolla kontrol edilir. Bu faktörler organizmanın eşeysiz ya da eşeyli olarak çoğalması, mutasyon yani gen değişikliği oranı, kromozom sayısı, kromozom parçalarının değişim miktarı, bireyin boyutu, nüfusun büyüklüğü, aile içi ve aile dışı üreme derecesi ve yaşam döngüsündeki haploidi ile diploidinin göreceli miktarları ve konumu olarak belirtilebilir.